Ben size bir şey söyleyecektim. Ama unuttum. Boş ver. Her ne söyleyeceksen bu gece boş ver. Olur. Ben gideyim o zaman. Oldum ben. Dokunuyor sana. Aklımda ne varsa uçup gidiyor. Hatırladım. Boş ver. Boş ver ama. Olur. Sana söyledim. Nasıl sana kederden başka hiçbir şey getirmeyecek dedim. Ben bunu yaşamadan bilemem Aliye. Yaşamadan bilemem. Söyleyeceğim hiçbir şey fikrini değiştirmeyecek değil mi? Ondan vazgeçmeyeceksin. Sen ya ne yaptın, deli misin sen? Ortalık az karışıktı çünkü iyice karıştırdın Nazlı, aferin. Sen niye geldin buraya? Allah'ım belki böyle bir şey olmamıştır. Olmamış olabilir çünkü, belki de rüyaydı. Allah'ım ne olur rüya olsun, ne olur yaşanmamış olsun, ne olur bu kadar saçmalamamış olayım. Olmadı böyle bir şey. Olmadı, olmadı. Olmadı tabii ki Nazlı. Yaşanmış. Düşün, düşün, düşün. Nasıl çözebilirsin bu durumu, düşün. İşler iyice Arap saçı oldu. Hadi bir çözüm bulabilirsin. Günaydın mı? Günaydın. Biraz fazla olmamış mı? Günaydın.
kalmış, uyuyakalmış burada. Ben de kötü bir gece geçirdim ya. Mahkeme alt üst etti her şeyi. Ne zaman geldin? Şimdi. Yani az önce. Engin dün arayıp yarın şirkete geleceksin mutlaka deyince... seni de alayım öyle gidelim dedim. Yalnız sen pek iyi gözükmüyorsun ya. İstersen bir duş al, sonra kahvaltı yaparız. Kafamı toparlayayım önce. Yani alıp karşıda konuşacaksın. Ferit Bey, dün gece yaşananlar büyük bir hataydı. Lütfen unutalım. Çok pişmanım. Bizim ikimiz için de, çevremiz için de en doğrusu bu. Ah, çünkü ben yalancının tekiyim. Hadi kızım, sen bunu yaparsın. Hadi git ve çöz. Deniz. Günaydın. Günaydın. Sen de erkencisin. Evet, erkenciyim ben de bugün. Bak tanıştırayım. Yeni iş gününün ilk sürprizi. Bu saat olmuş. Hafta içi, Ferit Aslan ve hala hazır değil. Ya. Bunların hepsini tek başına mı içtin abi sen ya? Bilmem, hatırlamıyorum, öyle olmuş galiba. Sen nasılsın? Şaşkınım. Bir de üzgünüm tabii bulut meselesi yüzünden. Evet ya. Hiçbirimizin beklemediği bir sonuç çıktı. Hepimize sürpriz oldu. Hayır yani bir de fotoğraflar hakimi etkiledi herhalde. Aranızda bir şey olduğunu düşündü. Ama maalesef kocaman bir yanlış anlaşılma. Maalesef. Ben kahve yapayım. Çok yanlış şeyler yaptın Naz. Bakalım nasıl çıkacaksın işin içinden. Bir de uyanık geçiniyorsun. Alo Fatoş. Nazlı, neredesin sen? Sabah yoksun, gece yoksun. Eve geldiğinde mi gittin yoksa sabah mı geldin gittin? Hiçbirinden haberim yok ya. 40 kere aradım, açmıyorsun da. Fatoş, başıma neler geldi bilsen. Ay ne oldu? Ben dün gece Ferit Bey'in evinde kaldım. Evinde kaldın Ferit Bey'in. Sen, ikimiz. Ay Nazlı, biz daha önceden bu konuşmayı yapmıştık. Şu an dejavu oldum kız. Fatoş, sandığın gibi değil. Bahçede uyuduk. Ay, yıldızların altında çok romantik. Öyle de değil. Ay nasıl o zaman ya? Öyle değil, böyle değil. Ben gerçeği söyleyemedim. Hah, tam isabet olmuş Nazlı. Çok rahatladım. Boş ver, ne söyleyeceksin ya? Sen de mi Fatoş ya? Tamam, kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Aa. Ellemeyin, uyuyacağım, dinleyeceğim dedi. Fatoş sen söyle bakayım, o sana bir şey anlattı mı dün gece? Ben bekledim onun gelmesi ama uyuyakalmışım. Anlatmıştır bir şeyler, söyle söylemiş mi Ferit Bey ya? Kesin söyledi ya. Ay Allah.
Yok kız yok, merak etme. Söylememiş bir şey. İyi Fatoş, ne kötüsün. Ay aman Allah'ım yarabbim, şükürler olsun. Bu işten de yırttım. Sen yine o kadar rahatlama Asuman. Biliyorsun Nazlı er ya da geç bunu Ferit Bey'e söyleyecek. Dürüst olunca sanki madalya takacaklar kıza. Şu kadarcık, şu kadarcık bana çekmiş olsa hayatımız daha güzel olacaktı. Ama neyse, olsun, ben gelirim Abdül'e. Dedir pişme. Hadi görüşürüz Fatoş'cum. Hayırlı işler. Nazlı, iyi misin? İyiyim. Ben ezbere cevap istemiyorum yalnız. Gerçekten. İyi misin? İyi olmaya çalışıyorum diyelim o zaman. Şu mahkemeye sunulan fotoğrafları mı takıldı kafan? Yani... Nazlı. Boş ver. Kimin ne düşündüğü neden umurunda ki? İsteyen istediği gibi düşünsün. Sen kendini biliyorsun. Tabii canım. Yani öylesine bir şeyle atıştırmak için gittiğimiz bir yerdi. Dans da anlık bir şeydi. Çıkalım mı Deniz? Tamam çıkalım. Yalnız önce şunu iç. Öyle çıkarız. Sağ ol. Güzel olmuş, güzel ve sert. Afiyet olsun. Geç kalmayalım. Şirkette de içeriz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Nazlı. E hadi. Aşkım. Ne diyorum biliyor musun? Evet. Hani yarın şu yönetim kurulu toplantısına gideceğiz ya. Giderken diyorum Ferit Beyciğimize şöyle bir çiçek, böcek, çikolata bir şey yaptıralım. Teşekkür mahiyetinde. Adama bir teşekkür borcumuz var neticede. Ne teşekkürü Hakan? Ne demek ne teşekkürü Demet? Adam kendi elleriyle çocuğu verdi bize ya. O güzel aşçısıyla kuytularda, köşelerde danslar, yemekler yemeler falan. Vallahi iyi oldu ya. O Buse denen kadına para ödemekten daha karlı bir iş oldu benim için. Yani evet, kızla bir şey yaşamamış olmasına rağmen görüntüler işimize yaradı. Sence aralarında bir şey yok mu? Yok. Yani Ferit öyle bir kıza bakmaz zaten. Pardon Demet Hanım, Ferit Bey nasıl bir kıza bakar sizce? Hakan'cığım, bizlerine nasıl bir kıza bakarsa baksın. Sonuçta bizim istediğimiz şey altın tepsiyle önümüze geldi mi? Geldi. Hem ben bundan sonra elimdekilerin keyfini çıkarmak istiyorum. Nelerin? Kocaman. Yeni hisselerimizin. Bak bu yeni hisselerimiz güzelmiş. Hisseler demişken aklıma geldi. Aşkım Bulut nerede? Ben sabah kahvaltı ederken de görmedim onu. Ya Bulut dün gece biraz huysuzlanmış, o yüzden geç uyumuş. Melis söyledi. Uyuyor hala. Uyusun bakalım büyük patron, uyusun. Öyle hemen büyümesin de gereksiz gereksiz. Bulut. Bulut. Uyuyor mu? Uyuyor. Çok huzursuzdu gece. E tabii yoruldu çocuk. Aman. Dün gece canımız okudu.
Ellemeyelim, bırakalım Yusuf. Ganyan yalan iş, ben paramı ata bağlamam. Ya vallahi çok sağlam bir tüy aldın Bekir abi. Kumar dediğini kendin oynayacaksın oğlum. Bileğine güveniyorsan gireceksin. Ne o, bir tane dört bacaklı hızlı koşacak diye para yatırmam mı? Tamam. Hadi sen işine bak. Abi nasıl gidiyor? İyidir İsmail. Senden ne haber? Vallahi gördüğün gibi getir götür çalışıyoruz işte. İsmail, çok sağlam bir tüyo bu. Oğlum ben senin tüyolarına güvenmiyorum. Oğlum bu seferki çok başka lan. 20 lira basacaksın, en az 200 lira para alacaksın. Geçen de öyle dedi. Yattık senin yüzüne. Ya bu seferki çok farklı. Güven mi? İyi. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi. Sen? İyidir. İkbal Hanımlar da gelsin, öyle başlayalım toplantıya. Mahkeme sonrası oluşan yeni durumu konuşmamız lazım. Aynen. Mekan nasıl gidiyor? İyi. Yani bir şeyleri düzeltmeye, yenilemeye falan çalışıyorum. Yeni gruplar, yeni menü falan filan. Vallahi zor iş. Bir sürü teferruat. Nazlı kabul etti mi teklifini? Menüye danışmanlık yapacak mı? Kabul etti. Onunla da konuşacağız bir ara. Ya birlikte mesai falan yapmamız lazım. Nazlı'nın yakında okulu da başlayacak. Her yere yetişemeyebilir. İstersen sana başka birini bulalım. Yok, ben hallederim dedi ya. Hem ben Nazlı'yı istiyorum. Yani bence çok yetenekli. Yetenekli olduğu kesin. O yüzden şu an benim mutfağımda. İstediğiniz belgeyi hazırladım, o yüzden biraz geciktim. Kusura bakmayın. Buyurun. Evet. Hepimiz hazırsak toplantıya başlayalım. Bugün itibariyle yeni bir döneme giriyoruz. Artık Hakan ve Demet'in Pusulu Holding'de %48 payı var. Bu sabah avukatlarıyla haber göndermişler. Yarınki yönetim kurulu toplantısına onlar da katılacakmış. Bu işi uzatmanın, ertelemenin falan bir yöntemi yok mu İkbal Hanım? Yani bir araştırın lütfen. Gerek yok. Bu işin uzaması, konuşulması piyasada itibarımız zedeler. Yarın ya da iki hafta sonra bu masaya oturacaklar. Ya işin buralara gelmesine hala inanamıyorum ya. Hakan ve Demet yönetim kurulu toplantısında. Her şey o dosya meselesiyle başladı. O fotoğrafları çeken her kimse, bütün bu yaşananların sorumlusu o. Fotoğrafları çeken kişiyle ilgili bir şey bulunamadı değil mi? Biz şirket içinde herkesi araştırdık ama bir sonuca varamadık. Ama bu işin peşindeyiz. Bırakmayacağız yani. Sen ne diyorsun Deniz? Ya bu Hakan ne kadar sinsi bir adam ya. Abi senin peşine adam takıyor. Fotoğraflarını çektiriyor. Bir de amacına ulaşıyor yani. Mahkeme falan inandı sizin aranızdaki o ilişkiye. Kapatalım bu konuyu, işimize bakalım. Çok doğru dedin abi. Bu konuyu kapatalım, işimize bakalım. Ben işime bakmaya gidiyorum. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Güle güle Deniz Bey. Feyz Bey, ben de müsaadenizi isteyeyim. Yarınki yönetim kurulu toplantısının maddelerini bir gözden geçireyim. Müsaade sizin. Evet, biz de artık esas meseleyi konuşabiliriz. Neymiş o? Nazlı tabii ki. Şimdi artık esas meseleyi konuşabiliriz. Neymiş o? Ferit tabii ki. Ya Fatoş, tiramisu'nun nesi var? Ne güzel konuşuyorduk hakkında, tatlı tatlı. Ay Nazlıcığım, İtalyan tatlılarından Türk tatlılarına geçelim artık lütfen. Baklava mesela, biber dudağı mesela. Beynimi bir de sen sulandırmasan mesela.
hakkında ne düşünüyorsun? Hemen cevap ver, düşünmeden hemen ne? Karışık. Ne kadar karışık? Çok karışık. İçinden çıkılmayacak gibi mi? Hem öyle hem değil. Ferit, sen böyle gizemli gizemli konuşmazdın ya. Her zaman net bir fikrin olur senin. Şimdi Engin, birçok değişken var. Hepsini analiz edip ona göre hareket etmem gerekiyor. Şimdilik pozisyonumu korumayı düşünüyorum. İstersen Amerikan Merkez Bankası'nın açıklamasını bekleyelim. Ya Ferit, işten bahsetmiyoruz, farkındasın değil mi? Nazlı'dan bahsediyoruz, aşktan bahsediyoruz. Üçüncü çeyrekte ne olacağını görmem gerekiyor. Gerekli tüm verileri toplayıp çıkan rapor doğrusuna karar vermeyi düşünüyorum. Hani çorbaya terbiye yaparken limonla yumurtayı çırparsın. Sonra bir anda ekleyince o çorba kesilir. Ne? Hani pilav yaparken birazcık daha su, birazcık daha su diye diye suyunu fazla verip o pirinçleri şişirdikçe şişirirsin, şişirdikçe şişirirsin ya. İyice şiştim ben Nazlı ya. Allah Allah. Sen ne anlatıyorsun iki saattir? Yok pilavdı, çorbaydı. Karnımı acıktırdın ya. Esas meseleye gelir misin lütfen? Ferit diyorduk, aşk diyorduk. Onu diyorum işte aslında ben de. Yani kesilmiş çorba gibi hissediyorum. Sanki suyu fazla verilmiş, şiştikçe şişmiş şişman pirinçler gibiyim. Bir hata yaptım ve geri dönemiyorum. Yemeklerin hepsi çöp. Kız atılır mı çöpe yani güzel pilavla çorba? Ay ben bir de onun yanında salata yaparım. Oh! İşte içinden limon çekirdeği çıkan salata gibiyim. Benden bir şey olmaz artık. Tuzumu bile fazla koymuşlar. At beni çöpe Fatoş, at. Ay. Biz bu konuşmayı mutfakta yaptık diye mi böyle oldu Nazlı? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorsun çünkü saçmalıyor. Sorun şu ki kalbim ve aklım bambaşka şeyler söylüyor. Ne söylüyor? Aklım sakin ol diyor. Kalbin ne diyor peki? Kalbim ne diyor? Sevgi ile amore se vuoi vivere la vita pienamente. Bunun bir Türkçe meali var mı? Bir alt yazı geçer misin bizim için? Zamanı gelince Türkçesini söylerim. Hadi ben kaçtım. Bugünlük yapacak başka bir iş yok. Yarın sabah yönetim kurulu toplantısında görüşürüz. Nereye? Eve. Bu saatte. Yarın zor bir gün. Öğleden sonra biraz dinleneyim. La vita pianamente. Ne demek bir şey de bakalım. Şaka gibi ya. Çıldırmamak elde değil ya. Çıldırmamak elde değil. Ya arkadaşlar nasıl göremedik dersiniz ya? Sizin işiniz o çocuğa göz kulak olmak. Ben bu yüzden bu kadar para ödüyorum size. Biz sizden önce kontrol etmiştik. Yatağını öyle güzel hazırlamış ki. Melis Hanım. Küçücük bir çocuk. Küçücük. Sizi kandırıp kaçıp gitmiş. Benden aferin mi bekliyorsunuz? Hı? Aferin mi diyeyim size? İnanılır gibi değil ya. Resmen çocuğun odasına girmesem hala uyuyor sanacaktık yani. Nedir? Çevrede hiçbir yerde yok abi. Çocuklar kameralara bakıyor şimdi. Delireceğim ya. Delireceğim! Melis ver bakayım şu notu bir daha. Ya Ferit'e gitmiştir ya Deniz'e. Ben bir Deniz'i arayayım bari. Ah. Arkadaşlar karşımdan gider misiniz? Lütfen rica edeceğim. Çıkın buradan. Bekir, gelsene şöyle. Bekir, bak tamam bu çocuk kaçtı kaçmasına ama... akıllı, zeki bir iş adamı böyle krizleri fırsata çevirmesini bilmeli. Bak şimdi, benim aklıma muazzam bir fikir geldi. Bulut evden kaçmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Evden mi kaçmış? Ne demek evden kaçmış? O salak Hakan küçücük çocuğa göz kulak olamamış mı? Arandı mı peki? Hastanelere falan baktınız mı? En son nerede görülmüş? Gidebileceği yerlere bakıldı mı? Niye benim geç haberim oluyor böyle bir şeyden? Ferit Bey, bir dakika telefonunuzu bırakır mısınız? Nazlı Hanım'ın size haber vermesine biz engel olduk. Hakan Önder, Bulut'un sizin tarafınızdan kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.
Nazlı Hanım ve sizin isminizi verdi şüpheli olarak. O yüzden ifadenizi almak zorundayım. Şaka mı bu? Sizce Bulut'u biz kaçırmış olabilir miyiz? İnanın biz de inanmıyoruz sizin kaçırmış olabileceğiniz ama... böyle bir ihbar olduğu için prosedür gereği size birkaç soru sormamız gerekiyor. Tamam, çabuk sorun ama çabuk olun. Çıkıp aramam gereken bir yeğenim var. Buyurun oturun. Bulut'u yattıktan sonra bir daha gören yok. Gece kaçmış veya kaçırılmış olabilir. Siz dün gece neredeydiniz? Ben. Evet. Nerede olacağım? Evdeydim. Siz Ferit Bey? Evdeydim burada. Bütün gece evde miydiniz? Tanığınız var mı? Yanınızda olan biri mesela. Yok, yalnızdım. Nazlı Hanım, sizin tanığınız var mı? Vardı. Arkadaşım Fatoş, kardeşim Asuma. Bütün gece evde miydiler? Evdelerdi. Gelişme olursa ben size bilgi vereceğim. Siz de bir şey duyarsanız mutlaka haber verin. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun arkadaşlar. Ferit Bey, acaba evi mi? Buraya gelse çoktan gelirdi, cin gibi çocuk. Demek ki başka bir yere gitti. İyi de nereye? Sinemaya mı, pizzacıya mı, deniz kenarına mı? Her yere olabilir. Ben olsam en çok özlediğim yere giderdim. Kendi evine. Ne oldu? Ya bu mutfaktaki tombul abi var ya, ay çok alem adam ya. Sürekli espri yapıyor, bir de kötü espriler yapıyor. Bunlar var ya, Nazlı ile acayip didişecekler, ben sana söyleyeyim. Öyle vallahi. Sen iyi misin? Yorgun görünüyorsun. İyiyim, iyiyim. Ya şarkılarda değiştirmek istediğim birkaç bir yer vardı. İşte mekanla ilgili de fikirlerim var. Çalışana iş çok kızım. E tabi. Deniz nerede? Bilmiyorum, konuşmadık hiç. Ayla, senin bu arkadaşın yeni bir mekan açtığını farkındadır umarım. Yani işin başında durmak lazım biraz, haksız mıyım? Haklısın aslında. Sabah da erken gelecekti. Ben şunu bir arayayım. Aydınlatma için de biri gelecekti. Alo, Deniz neredesin? Yoldayım. Bulut evden kaçmış. Ne? Bulut evden mi kaçmış? Kaçmış işte. Ben şu Hakan'ın evinin etrafındaki sokaklara, deliklere falan bakacağım. Haber veririm. Ne olmuş? Bulut evden kaçmış. Nasıl? Eğer buraya geldiyse bahçe duvarına atlayıp mutfak kapısından girmiştir. Hep yaptığı şey. Haber vereyim. Sokaklarda aramız. Evet Deniz, merak etme. Buradayız biz. Görüşürüz. Hala uyuyor. Bırakalım da uyusun. Son zamanlarda çok yoruldu. Bir zamanlar bu ev cıvıl cıvıldı. İçeri girer girmez anlaşılırdı bu evde birbirini seven insanların yaşadığı. Ne güzel.
yaşadıkları süre boyunca çok sevmişler, çok sevilmişler. Mutlularmış. Çoğu insan hayatı boyunca böyle bir sevgiyi bulamıyor. Peki sen? Ben? Hiç aşık oldun mu? Evet, oldum. Çok da acı çektim. Ben ilkokula biraz erken başlamıştım. Sıra arkadaşım vardı, Selçuk. Ben buna kör kütük aşık oldum. Bir de yaşım da küçük, eziliyorum da sınıfta. Hayatta inanmam senin herhangi bir yaşta ezileceğini. Tamam, birazcık ezildim diyelim. Nasıl aşığım böyle? Tabii Selçuk gitti. Sınıfın sarı saçlı, maviç gözlü kızına aşık oldu. Neyse, Allah'tan kız yüzüne bile bakmadı. Ama ben perişan oldum. Sonra o kız en iyi arkadaşım oldu. Fatoş. Evet. Peki siz, siz aşık oldunuz mu? İlkokulda olmadım. Sonrasında aşık olduğumu sandığım zamanlar oldu. Ama hepsi çok kısa sürdü. Bazısı bir hafta, bazısı bir gün. O yüzden hatırlamıyorum. Herhalde hayatım boyunca hatırlayacağım o aşkı bekliyorum. Ben de çok unutuyorum, biliyor musunuz? Bence bir yere not almak, yazmak falan lazım. Yani işte neyi nereye koydum, kimi nerede bıraktın. Önemli not almak lazım. Eşyaların nerede olduğunu kağıtlara yazabilirsin. Peki duygular? Onları da not etmeye gerek var mı, yoksa bırakıp anı mı yaşamak gerek? İşte bu duygu durumları biraz karışık. Yani kimine göre öyle, kimine göre böyle. Mesela ben böyle bir anda parlarım, sönerim, heveslenirim, kaçarım. Çok kötü bir huy tabii. Yani siz de çok kontrollüsünüz. O da kötü. Şimdi bilemedim ben hangisi iyi, ne yapmak lazım. Mesela dün gece. Ne komik, değil mi dün gece? Ben sen iç iç, bir de uyu, sonra da hiçbir şey hatırlama. Ay. Hatırlamıyorsun. Yok, hiç hatırlamıyorum. Saçmalamadım umarım. Mahkemeden sonra ikimiz de çok üzgündük. Muhtemelen yanıma destek olmaya geldin. Evet, geldim. Ona eminim ama işte gerisi yok bende hiç. Ama hiç önemli değil. Annem derdi ki, bir şey hatırlamıyorsan, unuttuysan hiç zorlama, bırak gitsin. O çok önemli bir şey değildir. Dün geceyi tekrar birlikte düşünelim. Zorlamasak mı? Belki hatırlarız. Geldin, yanıma oturdun, içkimi paylaştın, derdimi dinledin. Bulut! Uyandın mı aslan parçası? Nasılsın? İyiyim Nazlı. İyiyim de ben rüya mı görüyorum? Hayır, rüyada değilsin. Bak, dokun istersen. Cimcikle. Aa, evet, gerçeksin. Dayına da bak bakalım, o da gerçek mi? Dayıma da bakıyorum. Dayım da gerçek. Ama Nazlı, sen neden çok sıcaksın? Yoksa ateşin mi var? Yok Bulut, ne ateşi? Çok sıcak ki hava ondan. Bak sen de sırılsıklam olmuşsun, terlemişsin. Dayı, biliyor musun ben evden kaçtım. Biliyorum dayıcığım. Ve çok korkuttun bizi. Ama sonunda bulduk seni. Yine mi oraya gideceğim? Şimdi gideceksin ama artık daha sık görüşeceğiz. Birazcık da bahçede oturabilir miyim?
Otururuz tabii. Amcan geldi tabii ya. Kim gelecekti? Ne yapıyorsun sen kaçak? Korkuttun hepimizi. Bacaklarım iyileşir iyileşmez kaçtım diyorsun ha? Neyse ki çocuk bulundu. Önemli olan da çocuğun sağlıklı olması. Geçmiş olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ferit Bey, bununla geçmiş olsun. Teşekkürler. Büyük patron, gidelim mi? Hadi bakalım. Ona iyi bakın. Bir daha böyle bir tatsızlık istemiyorum. Tabii paşam. Emrin olur. Hatta başka bir emrin varsa şu an ayağına kadar gelmişiz. Onu da yapalım ya istersen. Ben ciddiyim Hakan. Bugün şanslıydık. Başımıza çok daha tatsız olaylar gelebilirdi. Bulut zor bir dönem geçiriyor. Tek yapmanız gereken onunla biraz daha fazla ilgilenmek. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Elinizden gelen yeterli değil demek ki. Sen hiç karışma istersen. Bu bizim aile meselemiz. Aşk olsun değil mi? Şimdi niçin öyle söylüyorsun? Belki şey hanım... Nevin... Ya hayır değil. Neriman... Nermin... Nazlı. Değil mi? Nazlı tabii ya. Nazlı Hanım da yakında bu ailenin bir üyesi olacak belki de. Öyle mi Ferit? Hakan saçma sapan konuşma, delirtme adamı. Senin benimle derdin ne ya? Sürekli benim üzerime oynuyorsun. Senin sorunun ne benimle ilgili ha? Bulut içeriden bizi izliyor. Daha fazla rezalet çıkarmadan çekin gidin buradan. Demet. Mahkeme kararını biliyorsun. Bulut bundan sonra Deniz'de de bende de kalacak. Avukatlarımız konuşsun, o günleri belirleyelim. Bulut bizim de artık evladımız gibi. Biz de en az sizin kadar değer veriyoruz ona. Bunu kabullenseniz iyi olur. Yeter. Ah! Bu arada... Yarın şirkette görüşürüz. Ortak. Ferit abi senin işin vardır şirkette. Ben bırakırım Nazlı'yı. Olur. Deniz haklı, sizin işiniz vardır. Görüşürüz. Bunlar senin yaşına uygun şeyler ya. Değil. Allah Allah. Görmüyor musun? Bak zombiler insanlara saldırmıyor. Bırak. Bak ver dedim. Allah Allah. Ne oldu buna ya? Hayrola büyük patron. Sorun nedir? Hakan Bey, kanalı değiştirmeye çalışıyorum ama kumanda bozuk galiba. Hoppa! Büyük patron anlat bakayım filmin buraya kadar olan kısmını nedir?
Merak etme. Çok bir şey olmadı. Zombiler güçleniyor işte. Zombiler güçleniyor diyorsunuz. Ya büyük patron, ben bu zombi meselesini anlayamıyorum. Yani benim kafam basmıyor. Nedir bu yani? Merak etme. Ben sana anlatırım. Şöyle açıklayayım ben sana. Bir sızıntı yüzünden oluyor her şey. Bir şey. Ay, filmin en korkunç sahnesi bu. Kapat, kapat ya, kapatsana. Yok canım, niçin kapatacağım ya? Çok heyecanlı izleyelim ya. Ya görmüyor musun? Kutur kutur yiyecek şimdi zombiler insanları. Beyinleri akacak. Of, en sevdiğim şey işte. Kapatsana. Büyük patron, pilleri rica etsem. Tamam. Ver bakalım, bırak. Çakal. Sen var ya, az değilsin, az değilsin. O güzel aklını, o güzel zihnini senin için daha faydalı şeyler için kullansan ya. Tamam, tamam. Kanalı değiştirebilirsin. Korkunç bir zombiler. Niçin öyle diyorsun? Neticede zombi de olsa, no da insan. Büyük patron. Korkmayacaksın. İndir ellerini, indir. Korkmayacaksın. Eğer korkuyorsan, tırsıyorsan, böyle ellerinle gözünü kapıyorsan, o zaman daha baştan o işe girmeyeceksin. Büyük patron, öyle değil mi? Ya ne yapayım, işte izlemek istiyorum, ondan sonra korkuyorum. Peki madem, bir şey soracağım sana. Burada ne var? Burada mı? Hı. Kalp. Doğru. Kalp kimlerde olur biliyor musun? Korkaklarda olur. Onların kalbi sızlar, onların kalbi kırılır. Ebidik bibidik olurlar. Anladın mı? Ama cesurlarda orada mangal olur. Cesurların mangal gibi yüreği olur. Cesur olan adam yaptığı şeyin arkasında durur. Sonuçları ne olursa olsun. Bunu sakın unutma. Şimdi... Benim burada mangal gibi yüreğim var büyük patron. Ben yaptığımın arkasında dururum. Peki senin burada ne var? Bir düşün bakalım o zaman, tamam mı? Bir dahakine daha dikkatli olun. Ferit abiyle Nazlı eve gelince Bulut zaten uyuyormuş. Ah canım ya. Şimdi ne yaptı? Halasının evine geri mi döndü? Yazık çocuğa. Şirketteki pay için mahvettiler çocuğun hayatını. Evet, tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Ne oluyor burada? Ne olsun? Her şey yolunda, her şey kontrolüm altında patron. Madem işe döndüm, ben de hemen sana anlatıyorum. Sifonlardan bir tanesi bozuldu. Tesisatçı çağırdım. Bugün biraz halletti ama yarın tamamını yapacak. Ben dün konuşmuştum onunla. Önümüzdeki hafta gelecek. Mekanın daha boş olduğu bir zaman. Böyle bir mekanda bir hafta bozuk tuvalet. Hiç iyi bir fikir değil. Ben konuştum. Yarın gelecek, sabah erkenden akşama kadar bitirecek. Merak etme. İşim var benim. İşte bir gün gelmedim. Bak neler olmuş diyorsun değil mi? Kurumsal hayat Deniz'ciğim. Evet, işte barımızın yeni kokteylleri. İçinde benim de bir iki tane katkım olmuş olabilir. Deneyin bakalım, beğenecek misiniz? Nasıl katkıda bulundun acaba ya? Yani böyle podyumdaki moda renkleri alıp bunun içinde karıştırdın mı? Ya da efendime söyleyeyim, böyle görsel bir tasarım mı hazırlayayım dedin? Yani ne bileyim, pek olmamış gibi de. Nereden bu soru cevabını sorabilir miyim acaba Engin? Yani... Yardım ettim falan dedin ya. Ben sadece renklerle mi ilgili fikir verebiliyorum? O konuda mı yardımcı olabiliyorum yani? Hayır Fatoş. Yani hani sen moda tasarımıyla uğraşıyorsun ya, ben de onun üzerine hani bir espri... Ha, o espri hiç olmadı ama Engin. Ben Nazlı'nın ev arkadaşım. Sonuçta rafine bir damak zevkim var şu anda.
Bence güzel olmuş ya. Gayet iyi olmuş. İyi olmamış mı? Teşekkürler Deniz. En azından deneyip fikrini söylediğin için. Allah Allah. Güzel doğmuş ha. Değil mi? Ne yapıyorsun sen burada? Hala yatağa gitmemişsin ama olmaz ki. Aşkım bizim dinlenmemiz lazım. Bizim yorulmamamız lazım. Yarın bizim için özel ve çok önemli bir gün. Ya Hakan doğru söylüyorsun. Düşünsene yarın yıllardır beklediğimiz zafer günümüz. Ama ben çok gerginim ya. Gergin misin? Ne yapsak, ne yapsak? Buldum. Bence biz eğlencelere bu geceden başlayalım. Hem biraz gevşeriz hem güzel olur ama. Hakan çok yorgunum. Hı? Bak yani Bulut'un kaçması, bulunması. Of. Biliyor musun metabolizmam alt üst oldu. Yani midem çok kötü ağrıyor. Aşkım bir şey diyeceğim. Aslında bizim henüz çocuğumuz olmadı ya. İsabet olmuş gibi geliyor. Baksana. Biz büyük patronla bile daha uğraşamıyoruz. Kaldı ki küçük bir şeyle uğraşalım. Ama isterseniz yani o işim sizinle. Küçük bir şeyle. Hakan'cığım tamam ben mideyle cımbalayayım tamam. Peki. İyi akşamlar Melis. İyi akşamlar. Hakan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Keyifsiz gördüm sizi. Ne? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Keyfinizi yerine getirmek için. Aslında benim için yapabileceğiniz özel bir şey var Melis Hanım. Oturur musun? Melis. Benim karım. Benim için çok kıymetli. Çok değerli. Onun buradaki zamanını iyi, huzurlu, mutlu geçirmesini sağlarsan ben de mutlu olurum. Tamam. Tamam. Tabii Hakan Bey. Güzel. Buraları topladıktan sonra yatabilirsin. İyi geceler. İyi geceler. Kaynağından evime götürdüm.
Asuman. Sabah erken kalkıyorsun. Akşam erken yatıyorsun. Bunlar hiç sende görmeye alışık olduğumuz hareketler değil. Disiplinin gözlerimi yaşarttı. Bir şey söylemeyecek misin? Abla, ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çabanı görmüyorum sanma. Derslerinle daha ilgilisin. İşe geç kalmıyorsun. Ama yaptığın hataların o kadar acı sonuçları oldu ki. Bak, hala hayatımızın ortasında büyümeye devam ediyorlar. Abla bak, ben çok pişmanım. Ama ben senin gibi değilim. Senin gibi sabırlı, çalışkan biri değilim. Az eğitimliği bilmiyorum. Boş, istemiyorum da. Hep daha iyisini, daha fazlasını istiyorum. Ne yapayım, ben de böyle bir insanım işte. Asuman, sakin kalmaya çalışıyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Kardeşimin kötü biri olduğuna inanmak istemiyorum. Saflık belki benimki. Ne yapayım ya, ben de böyle biriyim işte diyebilecek şeyler yapmadın sen. Matematik sınavından kopya çekerken yakalanan çocuk değilsin. İnsanların hayatlarının yönünü değiştirdin. Canlarını yaktın. Abla, ben çok pişmanım. Ama böyle olacağını düşünemedim. Yani ufacık çocuğun yaşayacağı sıkıntıları akıl edemedim. Asuman, annem seni bana emanet etti. Ben o yüzden anne olmaya çalıştım galiba sana. Çok üstüne düştüm. Korumaya çalıştım. Hatalarını görmezden geldim. Meğer en büyük hatayı ben yapmışım. Ama bitti artık. Çocuk değilsin. Ben senin arkanı toplayamam, yoruldum. Aynı annem gibi konuştun. Oldum nihayet. Bak, yıllardır herkes aynı şeyi söylemiş sana. Sen de değişmemek için direnmişsin. Ama bitti artık. Düzelmek zorundasın. Bana güvenmek zorundasın içinde bir yerde. Ya bana güven ki yakıp yıkmadan önce benim ablam var. Biz birlikte olursak her şeyi çözeriz diye bil. Her şeyden önce benim yanıma gelip benimle dertleşebil. Tamam. O zaman bugünden sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Ben değişeceğim. En azından değişmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnanıyor musun sana? Yine. Birileri bana inanırsa değişmem daha kolay olur. Hele ki ablam bana inanırsa çok daha kolay olur. Abla. Kız, ben sana bir şey soracağım. Madem sen o gün eve geç geldin, ben seni kaç saat bekledim göremedim. Ferit Bey'e de söylemediysen gerçeği. Ne yaptınız kız o kadar saat evde? Asuman, Asuman yürü git. Tabii. Elimden bir kaza çıkacak. Tabii tabii. Sen gelip burada bana de. Bana güven, ablana güven ama sen kardeşine hiçbir şey anlatma. Kesin Fatoş biliyordur ama. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi görüşürüz, ben işe gidiyorum. Fatoş! Fatoş, hadi kahvaltı hazır. Arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Lütfen rahatsız olmayın. Kravat takarsan daha güzel olacak. Düzelteceğim, düzelteceğim. Sultanım, önden buyur lütfen. Bekir. Merhabalar. Efendim, merhabalar, saygılar, hürmetler. Hayırlı iş günleri dilerim. Kusura bakmayın, geciktik. Malum, özel bir gün. Hazırlık falan uzun sürüyor tabii. Bulut nasıl? İyi, iyi. Keyfi yerinde. Siz bu yönetim kurulu toplantılarında neler yapıyorsunuz ya? Bir anlatın. Şu andaki durumun tadını çıkar Hakan. Çünkü bundan daha fazlasını yaşayamayacaksın bu şirkette. Enginlere sığmam, taşarım diyorsun. Aşk olsun Engin. Biz artık aynı taraftayız ya. Birbirimizi üzmeye gerek var mı? Bizim amacımız şirketimizi bulunduğu yerden yukarılara kaldırmak olmalı.
Öyle değil mi ortak? Bulut'un vesayeti sayesinde buraya kadar gelmeyi başardınız. %48 hisseniz var. Benim Deniz'in enginliği ise %52. Tablo bu. Şimdi bu tabloya göre hareket edip gündemin üzerinden geçelim. İkbal Hanım, gündemimizde ne var? Feris Bey, rutinimizde alınması gereken 5 tane kararımız var. Detaylar önünüzdeki dosyalarda mevcut zaten. Hisse kontrolleri vesaireyle ilgili işlemleri bırakalım avukat arkadaşlar yapsın. Hepimiz malum yoğunuz, işimiz var. Hızlı hızlı şu maddelerin üzerinden geçip karara bağlayalım, dağılalım. Okey. İlk madde. Dosya herkesin önünde var. Dün gönderildi zaten herkese, okudunuz biliyorsunuz. Hemen oylamaya geçelim. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Not alalım İkbal Hanım. İkinci maddeye bakalım. İkinci maddeyi dün Demet Hanım'ın avukatları bize eklettiler Ferit Bey. Bu personel alımıyla ilgili bir madde. Tamam, oylayalım hemen. Kabul etmeyenler? Kabul edilmemiştir. Sıradaki maddeye geçelim. Bir sonraki madde de marina inşaatı ile ilgili. Bu detaylarla ilgili küçük pürüzler çıkmış. Yani inşaatta öyle halledilmeyecek şeyler değil ama gidip bizim bir toplantı yapmamız gerekiyor. Bravo yani Nazlı. Bu mu bulduğun çözüm? Bu. Ay şaka gibi ya. Ferit Bey gibi yakışıklı, zengin, süpersonik bir adam var ve sen ondan uzak duracaksın. Hani ne yapacaksın peki? Adamdan köşe bucak kaçak halin yok herhalde. Ben hepsini hesapladım Fatoş. Bir kere sabahları geç gideceğim, akşamları erken çıkacağım. Öyle dışarıda falan da görüşmek yok. Minimum münasebet. Kuşum sen neden böyle maksimum bir zahmete giriyorsun ki? Ne yapayım Fatoş? Yani ben yanıcı maddeyim, adam tehlikeli madde. İkimizin bir arada olması mümkünsüz. Toplum için tehlike arz ediyoruz. Şunu bir netleştirelim mi Nazlı? Sen geçen gece bu adama gerçeği söylemeye gitmedin mi? Gittim. Söyledin mi peki? Söyleyemedim. Neden? Ay nedenini söyledim ya sana Fatoş. Yani işte fazla kaçırınca uyuyakalmışız. Çünkü onu seviyorsun. Seviyor muyum? Aa! Ya seviyorsun, evet. Sevmesen niye bu kadar telaş yapacaksın? Onu kaybetmekten korkuyorsun çünkü. Fatoşcuğum, insanlar sahip oldukları şeyleri kaybetmekten korkarlar. Adam benim değil ki kaybedeyim. Ben sadece Asuman'a gazabından korkuyorum. Sen Asuman'la ilgili gerçeği öğrenirse sana karşı hayal kırıklığı yaşayacağından korkuyorsun bence. Benim fikrim böyle. Ha Fatoş ha. Yapmadığım part-time bir psikologluk kalmıştı. Aa ben bugün part-time garsonluk yapacağım ya. Gündüzcüyüm bugün. E tamam sen git. Ben de Ferit Bey'in yemeklerini hızlı hızlı yapıp geleceğim. Deniz'le yeni menüyü konuşacağız. Ha, iyi tamam orada görüşürüz. Bu Hakan'la aynı havayı solumak berbat bir şey ya. Daha ilk günden basmaya başladı bana ofis. Ya bir de şirketi yukarılara taşıyalım falan demiyor mu? Ya sanki umurunda herifin tek derdi cebine gireceği. Tamam Engin hepimiz farkındayız bunu zaten otur. Yalnız senin de toplantıdaki tavrın acayip etkiledi beni yani. Sakinlikte zirve yaptın. Ben de en az sizin kadar gerginim. Hakan'ı bu şirkette yönetimde görmek beni de çok rahatsız ediyor. Ama sakin kalmaya mecburum. Doğru zamanı bekleyip Hakan'ın işini bir seferde bitireceğim. Bir planın var yani? Birden çok planım var. Babamın da dediği gibi, iş hayatında her zaman birden fazla planın olmalı. Benim babam da derdi öyle şeyler. Bizimkiler çok daha zorlarını atlattı. Biz halledeceğiz bunu. Üstesinden geleceğiz. Hadi ben kaçtım. İyi, bu mekan seni bayağı meşgul ediyor. Evet, sevdim. Müzik bizim işimiz. Tam da bana göre. İşiniz müzik ama orası bir işletme. Yani işin başka taraflarını da düşünmek lazım. Muhasebe kimde? Doğru düzgün birine verdin değil mi? Evet. Güvenilir biri bakıyor. Elemanlar da çok önemli. Sigortası kimse kalmasın. Mutfağa da standartlara göre bir çeki düzen verin. Sıkıntı olur sonra. Tamam. Ben çocuk değilim. Uyardım sadece. Eyvallah. Hadi ben kaçtım. İlgilenmem gereken bir işletme var. Hadi eyvallah. Ya
Yani vallahi ben stajyerim diye bana böyle fazla iş vermezler diyordum ama maşallah dışarıdaki toplantıları bile göndermeye başladılar. Öyledir bizim ilk bayanım ya. Böyle bir saniye boş bırakmaz adamı. Gelmiş bir de stajyer misin, etajer misin göreceğiz diyor. Etajer neyse. Ya ben de ne bileyim, bilmiyorum ki anlamını. Böyle hı hı deyip geçtim. Masuma. Hı. Etajeri gerçekten bilmiyor musun? Etajer böyle küçük bir dolap gibi bir şey. Şu yaşlı insanlar ve demode espri anlayışları. Allah Allah ya, stajyermiş, etajermiş. Oldu ya. Yani ne bileyim, böyle birazcık gündemi falan takip etse, sosyal medyayı falan karıştırsa. Yani çok güzel olur, böyle birazcık vizyonu falan da genişlerim. Sen var mısın İstoş'ta? Yok yok, hiçbirinde yokum ben. Aa, sen de geride kalmışsın Tarık. Vallahi benim 5 tane hesabım var. Ama lazım oluyor tabii böyle stalk falan. Stalk? Hı. O ne demek ya, bak o da bende yok. Ya stalk işte böyle birini gizlice takip etmek. Hesabına girip karıştırmak falan. Yok ya, hiç bana göre şeyler değil onlar Asuman. Hadi oradan. Sen de fotoğrafı stalkluyorsun. Allah Allah. Öyle mi yapıyorum? Ha. Yani tamam. Sosyal medyada değil ama gerçek hayatta stalkluyorsun. Da sizin artık bunu bir sonraki aşamaya taşımanızın vakti geldi. Senin artık fotoğrafı böyle DM falan atman lazım. DM? Hı. Direkt mesaj işte. Ha böyle aranızda birebir bir ilişki olmuş oluyor. Hem sen hani böyle fotoğrafı tutuyordun kolundan, götürüyordun, sürprizler, romantik anlar falan, ne oldu? Zaman mı var Asuman? Ben çalışıyorum. Fatoş part time falan ama neticede bir işe girdi yani. Bahane üretme Tarık'cığım. Yani bahane üretme. Ama böyle dışarıda bir yerlere çağırmak ne kadar zor olabilir ki? Yani doğru diyorsun aslında. Doğru diyorsun da ne yapayım, ne edeyim, nereye götüreyim bilmiyorum ki. Mesela, ay şey var ya. Sinema diye bir şey var. Böyle insanlar baş başa gidiyorlar, film falan izliyorlar. Bildin mi? Vallahi bildim. Sinema da iyi fikir ha. Ama tiyatro çok daha güzel fikir. Ay Fadoş çok sever tiyatroyu. Vallahi. Tabii canım, bayılır. Süper. Ya tiyatro sezonu falan da değil ama ben şu kültür sanat sayfalarına falan bir bakayım. Belki vardır bir şeyler ya. Vardır, vardır. Kesin bulursun bir şeyler. Ama zaman ilerliyor Tarık'cığım. Geç kalıyorsun. Sonra gidip böyle kafanı duvara duvara vurursun vallahi. Sağ ol Zeynep. Belirsizliklerden nefret ediyorum. Vallahi toplantıda gayet nettim Ferit. Bundan sonra şirketteki hayatımızın nasıl olacağını hepimiz gayet iyi anladık. Hakanlar da gayet iyi anladı sınırlarını. İş hayatımda da özel hayatımda da acabalardan hiç hoşlanmıyorum. Anlaşıldı. Nazlı meselesi. Kimin ne düşündüğünü açık açık bilmeliyim Engin. Kesin net bilgiler üzerine düşünüp ona göre kararlarımı almalıyım. Ama Nazlı demeden konuşuyorum. Çünkü ben çok ketumum. En önemli duygularımı en yakın arkadaşıma bile gıdım gıdım anlatırım. Nazlı benden kaçıyor Engin. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayamıyorum. Muhtemelen bugüne kadar bir ton kadın aynı şeyleri senin için düşünmüştür. Birinin toplu intikam alma vakti geldi de geçiyordu bile. Yalnız Engin sen benim arkadaşımsın, Nazlı'nın değil. Ben senin en yakın arkadaşın olduğum için uyarıyorum seni. Bu işi çöz. Menünün hepsini değiştirmek yerine tarifleri revize ettim. Birkaç tane de yeni tarif ekledim. Anne patatesi gibi. Of bayılırım. Bir de böyle hafif kalın olacak onlar. İşte herkes bayılır. O yüzden de menümüzü de var. Bir de yanına birkaç tane sos ekleyeceğim. Anne ve kızlara hesabı. Harikasın. Bu tip mekanlarda hızlı hazırlanan ve çabuk doyuran yiyecekler talep görür. O yüzden de listemiz bu. Yeni menü bu mu? Evet. Evet. Kadayıfa sarılmış zeytin kızartması, sebze köftesi, peynirli çıtırlar ve anne patatesi. Of, ağzımın suları aktı. Fatoş, siz ne kadar şanslısınız. Evde bunları mı yiyorsunuz sürekli? Yok be. Bizi bütün gün makarna köfteyi dayıyor. Aşk olsun Fatoş, ellerimle beslemiyor muyum ben seni? Şaka yaparım efendim. Ellerine sağlık. Da bizim mutfaktakiler hepsini halledebilecekler mi bunları? Ederler, ederler. Çok kolay. Ben zaten reçeteleri vereceğim. Bir de detaylıca anlattım mı tamamdır. Deniz, ister misin mekan müzikleriyle değil de yemekleriyle meşhur olsun? Öyle bir şey olmaz. Bu mekanın müziklerinin önüne hiçbir şey geçemez. Belli olmaz. Deniz Bey. Efendim Osman Usta. Bir bakar mısınız? Tabii. Dur, ben bakarım. Biliyorum. Ben çalışayım o zaman.
Ya çok güzel menü yaptık da şimdi malzemeler falan çok önemli. Nereden alacağımız, nasıl kullanacağımız falan. Yani ziyan olmasın bu güzel tarifleri. Bütün sırlarımı öğrenmek istiyorsun değil mi Deniz? Vaktin var mı? Var. İyi hadi, seni bir yere götüreceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin Fatoş. Görürüz bebeğim, sağ ol. Ali'ye biz çıkıyoruz. Ben birkaç saate falan gelirim. Kolay gelsin usta. Sağ ol. Görüşürüz Ali'ye, kolay gelsin. Abi bugün yapacak mısın? Kaç saat oldu hadi. Akşam tiyatroya gidiyorsunuz. Kimle? Nazlı'yla. Arayıp davet edersin. Küçük bir oda tiyatrosu. Vallahi çok methettiler. Süresi de kısaymış. Oradan çıkışta da bir yerde oturup konuşursunuz işte. Engin sen bu biletleri başka birisine ver. Ben Nazlı'nın geleceğini zannetmiyorum. Bir de akşam zaten dinlenmek istiyorum evde. Nereden biliyorsun ya? Ara kızı bir sor. Belki gelecek. Bak bende de iki tane var. Ben de Fatoş'u davet edeceğim. Artık aramızdaki gerginliği bitirme kararı aldım. Hem Nazlı arkadaş olursa daha da rahat eder. Biz de çıkışta bir bahane bulur, kaçarız. Ara mutlaka, tamam mı? Bekliyorum bak. Haber ver. Kolay gelsin. Efendim. Fatoş selam, nasılsın? İyiyim Engin, çalışıyorum. Bir şey mi söyleyecektin? Tamam, konuya gireyim o zaman hemen. Bu akşam için iki tane tiyatro biletim var. Gelmek ister misin benimle? Yok sağ ol Engin. Ben eve gidip kartela üzerinde renk çalışayım diyorum, daha isabetli olur. Fatoş sen hala orada mısın ya? Evet hala buradayım Engin, söyledim ki çalışıyorum. Peki Fatoş, tamam sen bilirsin. Ben bilirim Engin, evet. Hadi görüşürüz, bay bay. Madem basit bir şaka uzatıyorsun, keyfin bilir. Ben benimle gelmek isteyen birini bulurum zaten. Başlayalım bakalım Arif'le. Alo, Andrea selam. Nasılsın? Muhteşem bir yer burası. Birileri sevdi galiba. Sevdim tabii ya. Sevilmez mi böyle bir yer? Artık her hafta buradayım. Doğaya dönüyorum. Mutfak alışverişinin tamamını buradan yapabiliriz. Taze taze. Bak şurada yeşilliklerin olduğu bir yer var. Oradan da maydanozu, dereotunu toplarız. Ne zaman senin peşinden gitsem hep güzel şeyler oluyor. Öyle mi? Ben hiç hatırlamıyorum. Ne zaman güzel şeyler çıktı? Evet. Şimdi birden sorunca öyle hemen gelmedi aklıma ama yani öyle bir his veriyorsun. Eğer senin peşinden gidersem her şey çok güzel olacak. Nazlı, bir şeyler hazırladık. Çay da var. Hadi yavaş yavaş gelin. Tamam, geliyoruz. Ya çok şey olmasın, çok zahmet vermeyelim onlara. Yok ya, yabancı değil onlar. Üniversitenin ilk yılından beri arkadaşız. Daha okul bitmeden bu yolu seçti onlar. Çok da iyi yaptılar, baksana. Ayrıca çok severler misafir ağırlamayı. Peki yeterli mi topladıklarımız? Yok, değil. Sen biraz daha biber topla. Ben şuradaki fidelere bakacağım. Onlar farklı tohumdanmış. Ben de onları toplayayım. Efendim Ferit Bey. Nazlı merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim. Domateslerin, biberlerin arasında geziyorum. Markette misin?
Yok, tarlaya geldik biz meyve sebze toplamaya. Kalabalıksınız galiba. Deniz var. Ya zaten birlikte geldik. Onun mutfağı için alışveriş yapıyoruz. Bir de arkadaşlarım var üniversitede. Bir şey mi söyleyecektiniz? Ya ben akşam için bir şey isteyecektim ama sen çıkmışsın evden. Önemli değil, kusura bakma, rahatsız ettim. Önemli değil. İyi günler. Şef Bey merhaba. Bugün sizin dışarıda toplantınız var mıydı? Hayır, yok. Tamam. Arabayı servise vereceğim de emin olmak istedim. Tarık. Efendim. Bu akşam bir tiyatro oyunu var. Ben gidemiyorum da belki sen gitmek istersin bir arkadaşınla. Bir arkadaşım valla... Yani aslında çok iyi olur eğer gitmiyorsanız. İyi eğlenceler Tarık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bahçede bir domates yedim. Bu kokusu hala burnumda. Ya biz şimdi süpermarket nesliyiz ya. Garip geliyor böyle şeyler. Ya ama resmen her şey organik. Aa, yalnız o kelimeyi burada kullanmıyoruz. Yasak. Neden? Bu organik lafı anlamını yitirdi. Yani adam gidiyor sanayiden gübre alıyor, bunu ilaçlıyor, sonra oluyor sana organik. Ya oldu mu şimdi bu? Olmadı. Yani. Biz doğal hayvan gübresi kullanıyoruz. Kimyasal ilaç da kullanmıyoruz. Buna rağmen hiçbir şeye organik demiyoruz. Ya zaten bu işin içinde olanlar biliyor neyin ne olduğunu. Bakınız Nazlı. Bizim için başvuru malzeme. Malzemen ise yemek iyidir. Bakınız menemen. Menemen enfes ama hakikaten. Biz bunu menüye koysak mı ya? Ama gece hayatına büyük bir değişim yaparız. Yalnız bu menemen bize yetmeyecek. Ben gideyim kümesten birkaç tane daha yumurta alayım geleyim. Dur menemen bende. Biliyorsun sen yapınca nasıl oluyor. Hadi ya olsun. Size de çok zahmet oluyor böyle. Olmaz olmaz, merak etme. Keyfinize bakın siz. Ne güzel ya. Koca şehrin ortasında böyle bahçeden domates, biber, kümesten yumurta. Hiç sorma, kendime geldim. Bugün daha iyi gözüküyorsun. Sen nasıl bir adamsın ya? Ne oldu? Ne yaptım yine? Bir şey yapmadın. Yani bilerek yapmadın. Zaten öylesin. Olduğun gibisin. Çok doğalsın. Çocukla çocuk oluyorsun, büyükle büyük oluyorsun. Benimle bostana geliyorsun. Gittiğin her yerde kendini sevdiriyorsun. Kalmadı senin gibilerden. Türünün son örneğisin. Pardon. Affedersin. Fatoş. Aa, Tarık. Ay ben de yine densizin bir laf atıyor zannettim. Kusura bakma. Aa, çok özür dilerim ya. Sen kusura bakma. Ben korkuttum mu seni? Çok affedersin ya. Yok yok. Geçenlerde burada yürürken laf atmışlardı. Çok gerilmiştim de ondan. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada? Bara uğramıştım. Çıktığını söylediler. Ben de dedim ki evin yolundan devam edersen belki karşılaşırız ki öyle oldu. He. Şey diyecektim. Fatoş. Bu akşam benimle tiyatroya gelmek ister misin diye soracaktım. Sordum. Yok artık. İstemiyorsan mecbur değilsin canım. Yani gelmek zorunda değilsin. O yüzden söylemedim. Daha tiyatro sezonu açılmadı ya. Bu ne oyunu manasında dedim. Haklısın ama. Yani tiyatro sezonu kapalı ama... Ya bazı tiyatro grupları böyle sezonu tam kapatmıyorlar ya da festivaller falan oluyor ya. Onun gibi bir şey herhalde. Patronda da bilet varmış. O da bana verdi. Kendisi gidemediyse demek ki. İşte ben de birlikte gideriz diye düşündüm.
Ama işin yoksa tabii ve eğer istersen. Çok iyi düşünmüşsün. Olur gideriz vallahi. Akşama benim işim yok. Süper. Böyle yol ortasında kaldık ya. Bırakayım mı ben seni eve? Olur. Tamam. Tezcan, arabayı şöyle sola doğru çeker misin lütfen? Park ettikten sonra inebilirsin. Sağ ol. Yani Demet Hanım biz niye böyle bir şey yaptık? Ben evinize gelirdim. Aldınız beni ulu orta bir yerden gören olacak. Dikkat çekeceğiz. Asuman, Allah aşkına şu etrafına bir bakar mısın? Burada kimin dikkatini çekebiliriz? Hem sen benim evime gelince dikkat çekmiyor muyuz? Çalışanımsın. Otobüs beklerken gördüm, acıdım, arabamı aldım. Kime ne? Yani öyle düşününce doğru ama ben siz nereye isterseniz gelirdim yani. Neyse, tamam uzatma. Sana bir sorum var. Kısa ve net bir cevap istiyorum. Bu fotoğraflar neyin nesi? Hangi fotoğraflar? Hangi fotoğraflar olacak Asuman? Avukatımızın mahkemeye getirdiği fotoğraflar. Ablanlı Ferit'in baş başa olduğu fotoğraflar. O mesele. Ne meselesi? Aralarında bir mesele mi var? Vallahi mahkemeye delil olarak sunduysanız aralarında bir mesele olduğunu düşünüyorsunuzdur. Yani iki genç, bekar insan. Aralarında bir şey olsa da kime ne? Ya zaten siz mahkemeyi kazandınız ya ona bakın, boş verin devamını. Bana bak Asuman. Sen bana akıl vereceğine o küçük aklınla giriştiğin büyük işlerin sonuçlarını bir düşün istersen. Yarın öbür gün ablanla beş kuruşsuz sokakta kalmayın. Tamam mı? Demet Hanım siz yanlış anladınız. Ben öyle bir şey demek istemiyorum. Soruma cevap ver. Nazlı ile Ferit'in arasında bir şey var mı yok mu? Yok. Yani benim bildiğim kadarıyla yok ama... İnebilirsin. Nasıl yani? Burada mı ineceğim? İn dedim Asuman. İn. Gidelim hemen. Gidiyor harbiden ya. Bu hastası bıraktı beni burada. Otobüse geçmez buradan. Süman ya. Ben tiyatroya gitmeyi çok severim aslında biliyor musun? Böyle iyi takip edemiyorum yani. Birisi böyle takip edip organize edip beni kolumdan tutsun götürsün istiyorum. Yani bayıla bayıla giderim. Tamam ben tutar kolumdan götürürüm bundan sonra tiyatroya. bu arada ben de çok severim tiyatroyu. Gerçekten yani sezonda böyle takip ettiğim gruplar, sahneler falan var. Onlara da gideriz birlikte. Olur. Şimdi buna gidelim. Sonradan onları da organize ederiz o zaman. Tamam. Nerede bu arada tiyatro? Yakın. Çok yakın buraya. Yani bu yakada zaten. Ben gelir alırım seni. Birlikte gideriz. Sonra çıkışta işin yoksa bir çay kahve falan da içeriz. Tamam, olur. Bu arada ben bu arabayla gelmeyeceğim. Haberin olsun. Bir taksiyle gelir alırım seni. Bunu servise bırakmam lazım da. Özel arabayla götürmüyorsan gitmem ama. Bir şey yaparım o zaman. Ben bunu servise bıraktıktan sonra şirkete uğrar, oradan bak. Şaka yapıyorum Tarık. Bizim hayatımız zaten metrobüslerde, minibüslerde geçiyor. Takılıyorum sana. Ferit Bey hiçbir sebep yokken gündüz vakti mekanımızı şereflendirmiş, bir kahvemizi içmeye gelmiş. Geçiyordu, uğradı. Gündüz uğrarsam Deniz'i de işinin başında görmüş olurum. Biraz konuşuruz diye düşünmüştüm. Nerede Deniz? Vallahi sabah Nazlı'yla çıkıp gittiler. Hala da gelmedi. Bilmiyorum nerede. Ha, iyi insan. Selam millet. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyilik. Senden ne haber asıl? Geçiyordum bir uğrayayım dedim. İyiyim ya. Çok iyiyim. Nazlı müthiş bir menü hazırlamış. Enfeste bir tedarikçi bulmuş. Her şey organik, pardon doğal. Bir tarlaları var, oraya gittik. Harika bir yer. Müthiş de bir ziyafet çektiler bize. Görmeliyim. Afiyet olsun. Sağ ol. Bir gün mutlaka beraber gitmeliyiz.
Gideriz, gideriz. Nazlı yok mu? O eve gitti. Bir sürü de domates aldı kendine. Nevalesiyle birlikte bıraktım onu. O kadar hızlı çıktınız ki kız flörünü unutmuş. Çıkmadan da Fatoş'a veremedim. Yeni gördüm. E dursun burada, ben veririm ona. Aslında Ferit, sen zaten eve gideceksin. E her gün Nazlı yemek yapmaya da geliyor. Sen bir yere koy, o alır. Tamam, götürürüm ben. Akşam şu bostandan topladığım mis gibi domateslerimle domatesli makarna yapayım diyorum. Yanına da mücver ve salata. Ne diyorsunuz? Beni sayma canım, ben yokum bu gece. Gamze'den eksik notları almaya gideceğim. O da gelirken hamburger falan al dedi. Birlikte yeriz herhalde. Osman, inanayım mı sana? Çünkü sen, Gamze, ders notları böyle çok uyumlu bir kombinasyon gibi gelmiyor kulağa. Aşk olsun abla. Hani biz böyle yeni bir sayfa açmıştık, tertemiz. Hem ben ne kadar çok çabalıyorum, görmüyor musun? Hay, ben o yeni sayfaya... Yani sen yat kalk dua et o yeni sayfaya Asuman. Ama akşam erken geleceksin bak. Konserve yapacağız, yardım edeceksin bana. Nazuş'um, ben de yokum bu akşam. Beni de sayma. Hayda, sana ne oluyor? Ben de Tarık'la tiyatroya gideceğim. Aç mı gideceksin tiyatroya? Aa, ben bu akşam karnımı sanatla doyuracağım canım. Hemen çıkmam lazım, yazık, Tarık aşağıda bekliyor. Kızım, sanat karın doyurmuyor. Ama bir dakika, bir dakika. Ben ikinizin de niye böyle kaçacak delik aradığınızı biliyorum. Akşama konserve yapacağım, bana yardım edin dedim ya. Ondan böyle her yer organizasyon oldu. Ay saçmalama Nazlı ya, hadi ben çıktım. Ha, her akşam tiyatro gezer çünkü kızımız. Senin de ders çalışacağın tuttu, gözümden kaçtı sanma sakın. Ama erken geleceksin Asuman. 3 kazan domates var. Hepsi pişecek bu akşam. Yardım etsene bana. Asuman! Kime bağırıyorum ben bir saattir? Bana. Niye cevap vermiyorsun ya? Gıcık mısın sen? Abla, ben evde böyle bağırarak iletişim kurmayı pek sevmiyorum. Böyle sakin sakin, tatlı tatlı bağırmadan konuşmayı seviyorum. Asuman, sen beni delirteceksin. Yemin ediyorum bir gün beni delirteceksin. Kalk hadi, bana yardım edeceğim. Aa, oldu canım. Bak, yeni ojelerimi sürdüm. Çok güzeller, daha kurumadılar. Zaten ben şimdi çıkacağım evden. Anlattım ya sana, Gamze'den ders notlarını almaya gideceğim. Unuttun mu? E ben ne olacağım ya? Kaç saattir kollarım koptu orada. Robot da bozulmuş, her şeyi rendeyle yaptım. Yazık değil mi ya? Hiç mi acımıyorsun ablana? Uğraşma ablacığım. Artık markete gittiğinde her mevsim bütün böyle konservelerin içinde buluyorsun istediğin şeyleri. Ya ben anlamıyorum seni. Niye böyle 100 yaşındaki kadınlar gibi domatesmiş, tarhanaymış uğraşıyorsun? Nankör! Ben niye dövmüyorum seni ya? Çünkü beni çok seviyorsun ve bana kıyamazsın. Gel ablacığım, gel, ben bir seveyim seni, gel. Bana ama. Gel, gel seni bir seveyim ben. Manyak mısın, bıçakla geziniyor ya. Yıkılır. Bana. Ya. Ayağım. Oh, manyak. Sen biliyor musun bunun acısını? Ya. Çok acıyor ya. Kıyıyor kardeşine. Bana bak Asuman, kapat yerini, gelip parça parça doğrarım seni. İşimiz bitmedi daha. Ferit Bey, sizin ne işiniz var burada? Düşündüğüm şeyi yapmış olamazsın değil mi Nazlı? Bakın, ben gerçekten o geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Nazlı, ben şu andan bahsediyorum. Şu andan mı? Asuman iyi mi Nazlı? Şey, Ferit Bey gelmiş. Hoş gelmiş. Ben o zaman ikinizi baş başa bırakayım. Çıkayım ben dışarı. Asuman, senin ayağın ne çabuk iyileşti ya. Asuman bana yardım edecektin. İşte böyle ablam şey olmuş. Domates doğramaktan kafası patatesi olmuş onun. Ben gelecektim yani canım Gamze'nin yanına. Git Masuman. Görüşürüz bebeğim. Hoşçakalın Ferit Bey. Sizin ne işiniz var burada? Böyle kapıda mı konuşacağız Nazlı? Gerçekten benim bugün çok işim var. Domates almıştım. Kışlık yapacağım onlardan da. Robot da bozulunca hep elimle. Korkma, uyuyup kalmam. Yok yani, ondan değil. İçeri geçebilir miyim? Olan oldu tabii artık. Yalnız bir saniye. Sizin evin kadar olması da bizim evinde kuralları var. Terlik var mı?
Siz bayağı bayağı oturmaya geldiniz anlaşılan. Nazlı, şu elindeki bıçağı bırakıp yanıma gelebilir misin? Biraz konuşalım. Gelemem. Çünkü çok fazla domatesim var benim. O iş beklemez. Artık siz bekleyeceksiniz ama ne kadar sürer bilemem. Ay nasıl bir oyun acaba? Çok merak ediyorum Tarık. Vallahi ben de çok merak ediyorum. D4, D5 şu sıra. Engin? Fatoş? Yok artık. Sen nasıl girdin içeriye? Ne biçim soru o ya? Nasıl gireceğim? Biletle girdim tabii ki. İyi de biz senin biletlerine gelmedik mi yani buraya? Tarık? Yok, biz Ferit Bey'in biletleriyle geldik. Yalnız bu içindeki tiyatro aşkına hayran kaldım gerçekten. Ne yapıp edip bir yolunu bulup gelmişsin. Evet, sağ olsun Andrea bana eşlik etti. Hello canım. Welcome. Merhaba. Ben Türkçe biliyorum. Benim baba tarafı Adanalı da. Anne tarafı İspanyol. Hiç belli etmiyorsun ama. Biz de Tarık'la geldik. Merhaba, Tarık ben de. Anne tarafı Sivas, baba Kastamonu. Yani İstanbul nüfusunun %80'iyle hemşeri sayılırım. Yani sonuçta hepimiz dünya insanıyız değil mi yani diyerek sosyal mesajımı da buradan veriyorum. Bu oyunda da sosyal mesaj içeriği var. Bak broşürde şöyle söylüyor. Modern dünya insanının doğayla olan mücadelesinin anlatıldığı oyun, yaşam, esaret, mücadele, özgürlük ve aşk kavramlarını sorguluyor. Aşk kavramı. İçinde aşk olmayan şeyleri izleyemiyorum zaten ben. Valla ben de öyle düşünüyorum Fatoş Hanım. Yani bir aşk hikayesi olsun, çamurdan olsun önemli değil yani. Yalnız siz yemek arkadaşı değil miydiniz ya? Ne oldu, tiyatro arkadaşı da mı oldunuz? Ferit Bey biletleri verince Engin Bey, ben de kiminle geleyim diye düşündüm. Fatoş Hanım aklıma geldi. Sağ olsun rica ettim, kırmadı o da beni. Birlikte gelmiş olduk. Çok iyi ettin Tarık. Senin Adanalı da hiç konuşmuyor. İspanyol canım, İspanyol. Ha, başlıyor. Sen birlikte domates konservesi yapacağımız aklıma gelmezdi. Hayat sürprizlerle dolu. Beklemediğin anda beklemediğin şeyler olabiliyor. Mesela dün gece. Likopen. Yani domatesin içinde bir madde var likopen diye. Öyle bakmayın yani likopen çok güçlü bir antioksidan. Biz işte domatesi kaynattıkça o içindeki likopen miktarı artıyor. Bu da bizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Konumuzla ne alakası var şimdi? Bilmem, öyle aklıma gelince ben paylaşayım dedim. Faydalı bir bilgi sonuçta. Hem bilim adamları her gün bir yeni bilgi öğrenmenin hafızaya çok iyi geldiğini söylüyorlar. Senin ihtiyacın var, hafızan zayıf. Baksana dün gece ne olduğunu hatırlamıyorsun bile. Aman Ferit Bey, ben dün gece ne yediğimi hatırlamıyorum. Ben gidip kapak getireyim ben, kapak bitti. B12 almalısın. B12 mi? Unutkanlığa iyi gelir. Ben niye hatırlamadım buldum ya. Ben yemek yemedim ya ondan. Ben de akşam yemeği yemedim. Tamam, çok güzel. Biz bunları doldurduktan sonra dışarı çıkalım o zaman. Ama böyle kalabalık, çok insanlı, bol gürültülü bir yere gidelim. İki insan görmüş oluruz. İçim dışım domates oldu. Bence evde kalın. Neden? Çünkü sen herkesten çok daha iyi yemek yapıyorsun.
Biraz da sohbet etmiş oluruz. Çok da işimiz var bol domates. Hoş geldiniz. Sağ ol ya. Yani beni kırmayıp davetime icabet ettiğin için teşekkür ederim. Seni kırmamak için değil. Sırf merakımdan geldim. Ne anlatacaksın acaba? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gerek yok. Ben bir soda limonu alabilir miyim? Tabii. Hemen getiriyorum. Evet, dinliyorum. Valla işin gerçeğini söylemek gerekirse öyle özel bir şey konuşmak için çağırmadım. Yani biz akrabayız. İki kelam ettiğimiz yok. Bayağı. Konuşalım biz seni. Konuşalım tabii. Konuşalım. Mesela senin bu kaçakçılık meselesinden bahsedelim. Epey kirli bağlantıların varmış. Yok öyle bir kirli bağlantı falan benim. Tamam, dürüst olacağım. Yani kirli arkadaşlarım var. İtiraf ediyorsun yani. Bak şimdi, itiraf falan değil. Ya Deniz. Yani sana şunu anlatayım, öyle anlarsın daha iyi. Ben sizin gibi böyle aristokrasinin içinde büyümedim. Beni dadılar büyütmedi. Bak siz dadıların elinde büyüdünüz. Ben pazardaki esnaf ablaların elinde büyüdüm. Sen yazın ailenle beraber adanın bilmem ne kulübüne gidip oradaki akranlarınla havuzda ya da denizde böyle uzaktan kumandalı teknelerinizi yarıştırırken ben geçeceğim, ben geçeceğim kavgası yapıyordunuz. Ben pazarda akranlarımla beraber hangimiz daha fazla su satacağız kavgası yapıyorduk. Deniz, ne diyorsun sen? Ne dememi bekliyorsun Hakan? Özür mü dileyim? Ya bir şey demeni ya da özür dilemeni beklemiyorum. Ama şunu unutma. Bak sen daha ilkokuldayken senin kolej kazanacağın, üniversite okuyacağın belliydi. Ben o kolejin %100 bursunu kazanmak için büyürttüm. Evet, benim arkadaşlarım pislik, serseri, acayip acayip işler yapan, tuhaf tuhaf lakapları olan adamlar. Yok işte Karagürsü, ne bileyim Sinyal Ergun, ne bileyim Hırt Salih, daha bir sürü. Ne yapayım ama? Oğlum arkadaşlarım lan onlar benim. Çocukluğum beraber geçmiş, bana yarenlik etmişler, ben onlara yarenlik etmişim. Omuz omuza, sırt sırta büyümüşüz. Ne yapayım, adamları satayım mı, gidin mi diyeyim, defolun mu diyeyim? Benim de günahım bu. Adam çıkmış bu yüzden 9'a, inmiyor 8'e, ne yapayım? Dünya adaletli bir yer değil be Hakan. Ben de istiyorum ki böyle herkes eşit doğsun. Eşit olanaklarla, eşit koşullarla yarışsın insanlar yarışacaksa. Hak ettiği gibi yaşasın bütün insanlar. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne istiyorum? İyiler hep kazansın. Kötüler de hep kaybetsin istiyorum Hakan. Kayınço bak, şimdi aynı dilden konuşmaya başladık. Madem aynı dilden konuşuyoruz, o zaman aynı şeyleri içelim. Buraya da bir rakı alabilir miyiz? Gerçekten çok lezzetli olmuş. Domateslerdendir. Tazeler ya, bugün denize topladık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hay, biz de bugün bir yorulduk, bir yorulduk. Yani tabii güzel vakit geçirdik de çalıştık aynı zamanda, o yüzden yorulduk. Saat geç oldu değil mi? Şimdi yatsam var ya, of! Ne uyurum, ne uyurum. Sen zaten kolay uykuya dalıyorsun. Geçen gece omuzumda uyuyakaldın ya. Omuz derken? İstediğin bu mu Nazlı, unutmak? Ben bitki çayı yapayım mı bize? Papatya falan. Yap ama uykumuzu getirmesin papatya çayı. Kahve yapayım o zaman.
dayanamayacağım galiba. Bu ne böyle ya? 45 dakikadır orada öyle duruyor. Ay çok saçma. Çok derin bir oyun. Engin Bey, biraz fazla derin bir oyun. Zira vurgun yeme ihtimalimiz var alimallah. Aa, dur bir şey çıktı. Hadi inşallah. Olacak bir şey olacak zannettim ama yok yani. Bu ne ya böyle deli saçması? Sen anlamadın tabii. Ya burada günümüz modern insanın içindeki iç sıkıntıyı temsil ediyor. Yani bu noktadan sonra da sıkıntı dışa vurdu. Tabii içine atmamak lazım. Bu sıkıntının dışa vurması iyi bence. Tabii tabii. Yani evet biraz minimalist bir yaklaşım ama performans gayet iyi. Güzel. Ay çok özür dileyerek söyleyeceğim ama şu kuş var ya. Ay onun oynadığını ben de oynarım ya. Orada öyle kuruldu kaldı yani. Yaptığı hiçbir şey yok. Yine Allah için şu birazcık çabalıyor, dolaşıyor, bir şeyler yapıyor falan. Allah Allah. Kalk! Ay! Engin ne oluyor ya? Bir şey olmayan anacığım. Sen yat uyu. Daha gelmedik yat. Ne yapıyor ya? Bayağı televizyonun tozunu alıyor. Yok o kadar çok okşadı ki içinden cin çıkacak. Deli saçması ya. Ay Tarık biz şöyle köşeden kaçalım ya. Fatoş son yarım saattir gerçekten bunu düşünüyorum ama çıkamam ben. Niye? Ya tiyatroya karşı öyle bir saygım var. Ya ben şimdiye kadar gittiğim hiçbir oyunun yarısında öyle bırakıp çıkamadım yani. Burası da daracık zaten. Şimdi buradan yürüyüp çıkalım desek konsantresi bozulacak bunun. Aman canım benim de tiyatroya saygım sonsuz ama yani adam gibi bir tiyatro olur izlersin yani değil mi? Ay, ne biçim oyun ya. Engin de ne biçim oyunu bile tanmış. Yani. Ne biçim çay bu? Kokusu bir tuhaf. Midem bulandı ya. Her zamankinden. Değişik bir şey koymadım. Ay, neyse. Kalsın sonra içerim belki. Pardon ama hamile olabilir misiniz? Pardon Melis. Ne biçim bir soru bu şimdi? Yani çok özür dilerim ama son günlerde kokulara karşı ciddi hassasiyetiniz var. Yani midenizden de rahatsızsınız. Klasik belirtiler bunlar. Kusura bakmayın çenemi tutamadım. Melis, hamile falan değilim. Ama bir daha bu şekilde densiz sorular sormanı istemiyorum. Çok haklısınız. Kusura bakmayın tekrar. Bulut'un yanına gidebilirsin bence. Yok canım. Ablamla olan ilişkinde ağzınla kuş tutsan benim için servet avcısısın. Çok özür dilerim gerçekten. Yani alkolden değil. Ama senin bu ettiğin lafa gülüyorum ama çok özür dilerim. Kayınço, ben zaten ağzımla kuş tuttuğum için ablanla birlikteyim. Onu bir geçeceğim. Sen ne demek istiyorsun onu söyle, hayırdır? Ablamın babamdan aldığı paradan bahsediyorum. Hı-hı. Sırf seninle evlendi diye babamın kızıp ailemizi ve mirasımızı bölmesinden bahsediyorum. Benim Demet'le böyle bir ilişkim yok. Para, pul, şan, şöhret, kariyer, maddiyat. Öyle şeyler yok. Ben ablanı seviyorum. Oğlum ben ablana aşığım. Aşıksın. Bizim şirkette 40 yıl çalışsan da kazanamayacağın parayı ablam geldi bir gün içinde getirip önüne koydu Hakan. O zaman ben sana şunu anlatayım.
Ben ablana aşık olduğum zaman ablanın Ferit'e aşık olduğundan haberim bile yoktu benim. Yemin ediyorum sana, haberim bile yoktu. Şüphelendin mi? Evet şüphelendim ve şüphelerimde de haklı çıktım. Ama sana bir şey soracağım. Birini seviyorsun. Deli gibi seviyorsun ama var ya aşıksın, çok pis. Gözün ondan başkasını görmüyor. Senin gözün ondan başkasını görmüyor. Ama onun gözü Ferit'ten başkasını görmüyor. Sen sevdiğin kıza deliler gibi aşıksın. Ama kız deli gibi Ferit'e aşık. Bu ne demek sen biliyor musun Deniz? Senin başına hiç böyle bir şey geldi mi? Sen hayat dolusun. Neşelisin, için kıpır kıpır, kalbin böyle pa 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 diye atıyor. Böyle çıkıp dağlara taşlara bağırasın var aşığım diye. Ama o aşık olduğun kız yanında bile durmuyor. Ne yapıyor? Gidiyor buz gibi suratlı Ferit'in yanında duruyor. Bu insanı delirtmez mi ya? Ha? Bu durum insanı delirtmez mi Deniz? Ama ben kazandım Deniz. Benim aşkım kazandı. Aşk güzel şey oğlum. Aşk başka bir şey. Bak Deniz. Mantık aşkın karşısında her zaman yenilir. Bu dediğimi unutma. Unutmam. Yani şey diyorum, rahat mı? Yerleşebildiniz mi? Evet evet, rahat. Küçük, sevimli ve biraz renkli. O sizin evin renksizliğindendir. Sen gelince renkleniyor mu? Çok mu sıcak oldu, biz balkona mı çıksak? Nazlı. Sana karşı dürüst olacağım. Senin de bana karşı hep dürüst olduğunu biliyorum. Sizi dinliyorum. Hah, kapı. Asuman geldi. Kardeşim. Kardeşim. Asumancığım, annem Miki doğurmuş seni. Ay. Abla, bir saat önce elinde bıçakla kovalıyordun beni. Ne değişti şimdi? Kes sesini, yürü. Aa, Ferit Bey. Merhaba, hala buradasınız siz. Şimdi gidiyorum. Aa, yok canım, oturun siz. Ben geldim diye niye gidiyorsunuz? Ben içeride takılırım, konuşun siz. Asuman. Yani Ferit Bey yarın erken kalkacak, işe falan gidecek. Karışma ablacığım sen. Evet, artık geç oldu. Hem sabah önemli bir toplantım var. E tamam, o zaman yarın şirkette görüşürüz. Ben artık gideyim. Buyurun. B12 almayı unutma. Ha, olur olur, unutmam. İyi geceler. İyi geceler. Ay kız, anlat hemen ne oldu? Ben yokken neler oldu? Vallahi hiç atlarım, söyle. Asmasın, şöyle bir tane çarparım, görürsün gününü. Bu geceyi unutuyorsun ve benimle bir daha asla bu konuyla ilgili konuşmuyorsun. Aa, ay hırsız ya. Bir seviyor, bir bağırıyor. Ruh hastası. Ay, bir dahaki gideceğimiz oyunu ben seçeceğim. Bu ne böyle ya? Bunu telafi etmemiz lazım. Fatoş, kusura bakma ya. Ben bunun böyle olduğunu bilsem vallahi geldiği ısrar etmezdim hiç. Ya tamam. Benim yüzümden oldu galiba da. Neyse, bana da ders olmuş oldu. Bir daha iyice araştırıp geliriz artık oyunlara. Aha, bitti bitti. Bravo! Bravo, bravo.
Ay vallahi daral geldi. Ne olur sıkalım artık. Tamam. Tarık. Oh efendim. Siz neyle geldiniz? Biz taksiyle geldik. Tamam, ben bırakayım sizi. Ah hiç gerek yok, biz taksiyle döneriz değil mi Tarık? Tabii tabii, ben hiç öyle içime sinmez yani Engin Bey. Ya yok canım, olur mu öyle şey? Bırakırım ben sizi. Yok yok, biz sizin programınızı hiç bozmayalım. Gecelere falan akacaksanız akın yani. Yok, biz eve gideceğiz zaten. Bir yol verirseniz gideceğiz Fatoş Hanım. Gel abi. Ayaklarım uyuştu çok fena ya. Eve mi gideceklermiş bunlar şimdi ya? Nereden bileyim Fatoş? Allah aşkına ya. Gel çıkalım gel. Hay Allah ya. Engin Bey böyle hiç olmadı ki. Ben geçseydim keşke direksiyona. Keyfine bak Tarık. Bir şikayetim yok. Evet, önce kim bırakıyoruz? Vallahi benim için hiç vakit kaybetmeyin. Metrobüste inerim ben. Bence önce Andrea'yı bırakalım. Uykusu geldi malum. Yazık kıza. Yo, ben bayağı açıldım. Hiç uykum yok benim. Andrea'nın yolu uzun ya. Önce sizi bırakalım bence. İyi ama Andrea'yı bıraktıktan sonra bir de dönüp ta kendi evine gideceksin. Sana da yazık. Engin, bir kahve içelim öyle gidersin. Aa. Yoksa İspanya'dan yeni kahve mi getirdin? Yeni kahven bir öncekinden çok çok daha güzel. Bayılacaksın. Tek yudumda bütün vücudun canlanıyor. Allah Allah. Ya bu kahve işleri falan güzel de ben alışamadım bir türlü ya. Ben çaycıyım. Çay seviyorum ben. Vallahi ben de çayı daha çok seviyorum Tarık. Acaba hep beraber bir yerlere gidip çay mı içsek? Yok ya. Biz de evde kahve içeriz. Değil mi? Ama senin canın çok çay istediyse burada bir yerlerde içebiliriz istersen. Ya, acıkmadınız mı ya? Ne bileyim böyle bir yerlere gitsek, tost yesek, çay içsek. Hı? Tost mu? Hı. Fatoş yemin ediyorum Allah söyletti sana bunu. Çünkü şurada yani yakında bir yerde bir tostçu var. Abartmıyorum, dünya çapında tost yapıyor adam. E gidelim yiyelim. Ay yiyelim vallahi. Biz akşam 7'den sonra ekmek yemiyoruz. Tamam o zaman. Beni de eve bırakın bari. Tarık sonra gider o tostçuda tost yeriz ama olur mu? Merak ettim çünkü. Tamam. Pardon. Allah. Engin Bey ya, benim hiç içime sinmedi ya. Gerçekten ben böyle arkada şey gibi. Allah aşkına bir yerde durun, ben geçivereyim direksiyona. Allah adı verdim ya. Vallahi diyorum. Şöyle sağda müsait bir yerde durursanız. Tamam Tarık, tamam. Heh, müsait şurası. Nasıl yapalım? Önce Fatoş Hanım'ı bırakalım isterseniz. Tamam, sonra da Andrea'ya bırakalım. Ondan sonra da beni bırakırız. Ya başka zaman içeriz artık kahveyi. Tamam. Aşkım. Yoldayım. 10 dakikaya geliyorum. Kahve içelim diye söyledin de. Ya başka zaman içeriz kahveyi. Sen selam söyle Metin'e. Aşkım başka zaman diyor. Tamam, geliyorum ben de. Hadi bay bay öptüm. You're on my mind.
and harmony. And by the way, if I haven't said it, you're my world, you're my everything. Günaydın, elinize sağlık. İyi günler. İyi günler. Ferit Bey, çıktı mı? Çıkmadım. Sabah toplantınız yok muydu sizin? İptal ettim. Neden? Neden? Çünkü beraber bir yere gideceğiz. Aa, ben hiçbir yere gelemem çünkü benim çok işim var. Oo, eti marine edeceğim, hamuru hazırlayacağım. Mümkün değil çıkamam. Bugün yemek yapmanı istemiyorum Naz. Nasıl yani? Şef Hazar Amani aradı. Yeni bir restoran açılmış, oraya davet etti. Tam senin ilgi alanına hitap edecek bir konsept olduğunu söyledi. Sahi mi, neymiş? Önemli değil, gelemem, çok işim var. İtiraz kabul etmiyorum, gidiyoruz hadi. Deniz arıyor. Efendim Deniz? Bitirdin mi işlerini? Domates konserveleri, salçalar falan? Bitirdim, bitirdim, hazır. Bana da versene birkaç tane kavanoz. Kendime menemen falan yaparım. Veririm tabii bak, hatta ben Ferit Bey'in evindeyim. Buraya fazla fazla getirmiştim, gel al. Yok ya, o kadar acelesi yok. Bir ara uğrayıp alırım. Yok yok, yakınlardaysan gel mutlaka. Bu kadar ısrara alışık değilim yalnız, biliyorsun. Denizciğim, bugün işini yarına bırakmamak lazım. Hatta bak Ferit Bey de yanımda, çok ısrar ediyor, mutlaka gelsin diyor. Peki, birazdan oradayım o zaman. Görüşürüz. Deniz geliyor, domates konservesi alacak. Bunlar dün bizim topladığımız domatesler mi? Çok lezzetli görünüyorlar ya, denemek lazım. Biz denedik, çok lezzetli olmuş gerçekten. Aa, ne yaptınız? Makarna. Nazlı'ya konserve yapımında yardım etmem karşılığında domatesli makarna yemeği hak ettim. Ferit Bey dün akşam bize uğradı da sağ olsun domates konservesi yaparken bana yardım etti. Ferit Bey'le domates konservesini aynı cümlenin içinde duyunca böyle bir kulaklarım kaşındı. Önce ben de yadırgadım ama sonra alıştım. Ya ben hatırladım da benim şeye gitmem lazım. Neye? Şey işte canım, bilirsiniz. Semt pazarına. Neden? Turşuluk salatalık alayım diyorum. Turşu falan kurarım. Şimdi son zamanları. Eğer yetişemezsem biter, bir daha bulamam. Çok üzülürüm sonra. İyi, ben de bırakayım seni o zaman. Olur. Zaten Ferit Bey bugün evde yemek yemeyecekmiş. Biz çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler Ferit Bey. Alıyorum. Al. Hangi pazara gideceksin? Ha? Pazar diyorum. Pazara gidecektin ya. Hay yok ya Deniz, ben vazgeçtim. Yani Bostan'a giderim yarın öbür gün. Hem zaten senin mekan için de artık oradan alışveriş yapıyoruz. Ben ikisini birden hallederim. Peki. Nereye bırakayım o zaman seni? Ben seninle mekana geleyim en iyisi. Hem menü çalışırız. Ya ben aslında hemen mekana gitmeyeceğim. Ya, ufak bir işim var, oradan geçeceğim. Ay affedersin ya. Tamam, sen beni yol üstünde müsait bir yerde indir, ben eve geçerim. Beraber gidelim mi? Nereye? Görürsün. Engin, finansmandan gelen dosyayı gördün mü? Bir toplantı yapıp üzerinden geçelim diyorum, birkaç hata var. Abi sen boş ver şimdi dosyayı mosyayı. Benim sana verdiğim biletleri niye Tarık'a verdin? Boşa gitmesin diye. Neden, ne oldu ki? Fatoş'la geldi abicim. Bu oldu. Fatoş'la sen gitmeyecek miydin? Ya gidecektim de. İstemedi işte benimle tiyatroya gelmeyi. Kızgın hala bana.
Sen Nazlı'ya verecektin biletleri. Yoksa o da seni mi reddetti? Yok, söylemedim. Fırsat olmadı. Bu aralar çok yoğun. Belirsizlik sürüyor yani. Artarak sürüyor diyelim. Hiç bilmediğim bir dilde konuşmaya çalışıyor gibi. Allah Allah. Bunlar da benim yetenekli çocuklarım. Burada çalışan gönüllü arkadaşlarla beraber onların kimsesizliklerini paylaşıyoruz. Deniz, o kadar özel bir şey yapıyorsun ki. Ya ben bir şey yapmıyorum. Onlar müziği seviyor, ben de onları. Hayatlarına dokunan biri olmaya çalışıyorum sadece. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Ne kadar çabuk boyunuz uzuyor sizin ya. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyidir. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar, tanıştırayım. Nazlı ablanız. Merhaba Nazlı abla. Merhaba. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? İyi. Çalıştınız mı bari? Aa, bakalım ne kadar çalışmışsınız göreceğiz. Bakıyorduk değil mi? Nazlı ablanız bayağı beğendi galiba çaldığınız besteyi. Hem de çok. Teşekkür ederim hepinize. Deniz abi, siz Nazlı ablayla sevgili misiniz? Hayır canım, biz Deniz abinle arkadaşız. Evet, arkadaşız. Ben de Rabia gibi mi? Aynen, aynen. Yani senle Rabia gibi. Hiç bilmiyordum böyle şeylerle uğraştığını. Ya kimse bilmiyor. Bir buçuk senedir gidip geliyorum. Kimseye de söylemedim. Burası da benim gizli sığınağım. Yani içine doğduğum hayattan, insanların hırslarından, anlamsız korkularından. Bambaşka bir dünya var içeride. Sen o dünyayı daha da güzelleştiriyorsun. Bir şeyler öğretiyorsun, inşa ediyorsun. Yani ben insanlara bir şeyler öğretiyormuşum gibi gözüküyor ama... onlardan çok şey öğreniyorum. Bulut'u çok iyi anlamamı sağlıyor mesela onlar. Bulut daha şanslı. Yani Bulut'un kocaman bir ailesi var. Etrafında onu seven çok fazla insan var. Haklısın. Niye kimseye söylemedin burayı? Bilmem. Yani birilerine söylenebilecek bir şey değilmiş gibi geldi. Bu da benim sırrım. Bana söyledin. Sen başkasın. Yani sen bana bir sırrını söylemiştin. Ben de sana şimdi bir sırrımı söyledim. Ödeşmiş olduk. Eşit sayılırız. Sayılırız.
Yani şimdi önce yavaş şarkılardan başlayalım. Sonra hızlara geçeriz. Ama herkes yorulacağı için son bir iki şarkı... Deniz, hoş geldin. Ne haber? İyi vallahi, ne olsun, buraları toparlıyoruz. Ne içiyorsun? Vişne soda. Aa, bana da versene bir tane. Tamam, veriyorum hemen. Geliyorum ben şimdi. Oo, gemiler batmış yine. Yo, iyiyim. Anlat anlat, biz arkadaş değil miyiz? Arkadaşız. Ben... senden aşk tavsiyesi alamam. Yani yine Nazlı. İşte yani... siz bu akşam için hazır mısınız? Hazırız patron. Tamam, ben de mutfağa bakacağım. Konuşuruz sonra. Bak, bak. Deniz. Ver, ver, beni içeri ver. Deniz, iyi ki aldın mı mekanı? Akşam sıkıldık da nereye gitsek derdi kalmadı. Sırf onun için geliyorsun yani. Tabii. Niye olacak? Evden çıkmayanları bile müdavimimizi yaptıysak... mekan açarak çok iyi bir şey yaptık. Alkolsüz kokteyllerimiz hazır. Şarkıcımız Fatoş'um. Ay ne iyi oldu Fatoş ablam benim. Sen böyle burada olduğun için bizim de böyle artık kendi mekanımız gibi hissettiğimiz bir barımız var. Benim neden Fatoş abla olduğum belli oldu bu akşam. Ya Fatoş, bundan sizin haklılık payı var. Bayağı ısındın sen bu işe. Bir de deminden beri kesiyorum seni. 40 yıldır bu işi yapıyor gibi rahatsın. Ay evet, öyle oldu galiba Nazlı ya. Pardon, değiştirebilir misiniz? Tamam, hemen geliyorum. Ben şunları bir bakayım, bir şey isterseniz el yapın. Tamam, tamam kuzucuğum, sen işine bak. Hadi geçelim. Tarık, hı? Gelmiyor musun sen? Yok ya, iyiyim ben böyle. Ya olur mu? Hadi gel, aile çıkacak. Vallahi. Olamaz, olamaz. Lütfen böyle bir şey olmasın. Kaç dakika oldu ki? Fatoş, bana bir soda verir misin canım? Biliyorum hemen. Aa. O ne? Ilık ballı su. Sahneye çıkmadan önce boğazını rahatlatır diye düşündüm. Nazlı bize evde hep böyle şeyler yapıyor da ben de sana yapayım dedim bugün. Ya uzun zamandır kimse bana böyle özen göstermemişti, biliyor musun? Sen harika bir arkadaşsın. Abartma be, bir şey yapmadım. Altı üstü ballı ılık su. Bir şey yok onda. Öyle diyorsan. Fatoş. Hı. Sana ne diyeceğim? Bundan sonra aşık olacağın adamı iyi seç, tamam mı? Nasıl olacak o? Ellerini hiç bırakmayacak birini bul kendine. Senin de ellerini bırakmak istemeyeceğin birini. Ya işte kısmet hoşlar biraz Aliye ya.
Bak bu ara aramız limoni mesela. Bilmiyorum, bakalım. Hayırlısı artık. Hayat çok tuhaf ya. Yani herkes elde edemeyeceği ya da onların kıymetini bilmeyecek insanların peşinde sürüklenip duruyor. Mesela Engin'le sen. Yani tamam birbirinizden hoşlanıyorsunuz da sürekli saçma sapan konuşmalarla vakit kaybediyorsunuz. Senin gözlerin de sana bakan başka gözlere kapalı. Hele Nazlı. Hani Ferit'le birbirlerinden gözlerini alamıyorlar ama nedense ortada böyle bir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Çok saçma. Alya. Alya, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yani biraz sonraki özel gösterimden sonra çok daha iyi olacağım. Hem açık açık konuşamayan insanlar yerine konuşacağım. Yani her şeyi ortaya dökelim, ne dersin? Çok iyi gelir bize. Ne demek istiyorsun hiç anlamadım Alya ama senden değişik elektrikler alıyorum. Kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Hayır, saçmalama canım. Niye kötü bir şey yapayım? İyi olacak diyorum sana. Yani herkes birbirine bir şeyler söylemek istiyor ama kimse söylemiyor. Bence ortamı rahatlatmanın zamanı geldi. Merak etme, kötü bir şey yapmayacağım. Alya, o ne demek ya? Alya, şişt! Alya! Merhaba, ikimiz kâr alıyoruz. Merhaba, herkes beni bir dinleyebilir mi? Çok önemli şeyler anlatacağım hepinize. Yani konuşamayanların sesi olacağım bu gece sizler için. Sevenlerin, sevilenlerin, sevildiğinin farkında bile olmayanların sesi olacağım. Her şeyi açık açık konuşacağız. Gizlimiz, saklımız kalmayacak.